bobin neydi bunun? Bu arkadaşlar 210 kasanın kalorifer muslu arkadaşlar. Ya bunlar çift taraflı olduğu için Mercedes'te ya bu sağ ya bu sol, ikisinden yani sağ sol diye ayrıldı. Şimdi bu, İkisini test ediyoruz. Bobin, açıp kapıyor mu? Bobinler sağlam mı diye testin 12 volt alıyorsunuz. Bu alternatif akımda da çalışır. Ama normal 12 voltla test ettiğinizde çalışıp çalışmadığını anlayabilirsiniz. 12 volt veriyoruz. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde musluk aç kapa görebilirsiniz. Bu da diğer tarafı test ediyoruz şimdi. Demek ki şu anda ne oluyormuş? Bizim bobinler sağlam. Buradaki iki tane bobin sağlam. Şimdi geri kalanını temizlemeye ve düzeltmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar güzel temizledik. Şunun içine pislik gelmiş. Lastik parçaları. Evet, o da şuradan suyun geçmesini engelliyor. İçe doğru. Tıkamış yani. O pisliği aldık içinden. Lastik bir pislik gelmiş arabanın sisteminden. Büyük ihtimalle de suyun hızını, akış hızını debisini yavaş düşür. Tabii debisini düşürmüş. Şimdi bu şekilde topluyoruz. Bunları sildik iyice. Şuraları mümkün olduğunca pasları vesaire aldık. Çok hassas davranmak gerekiyor evet. Arkadaşlar. Şimdi evet kafayı topluyoruz. Bunlar manyetik kafalar. 12 volt geldiğinde manyetik olarak bunu aşağıya doğru itliyor. Bu şekilde. Bunlar da daha sonra göreceksiniz. Evet bu şekilde kapatıyoruz. Evet. Bunu da kapatıyoruz. Bunlar daha sonra bunların uçlarına gelecek böyle. Yuvada da çekeceğiz. Orada da göreceksiniz. Arabanın üstünde de arkadaşlar çekeceğiz. O sonradan koyduğumuz o pirinçten yapılma şeyler. Şunlar. Arabanın oradaki şeyi kapatıp açacak. Yani yazın klima açıkken kapatacak su devir daimını. Yazın açacak. Kışın açacak. Kalifer PT'ne sıcak su gitsin. PT kısınsın. Aracın içine sıcak hava gelsin diye. Şimdi arkadaşlar buradan motor sıcak suyu geliyor. O demin gösterdiğim vana buraya montaj oluyor. Küçük şeyler de bunların içine giriyor. Şimdi o küçük şeyler buradan suyu açtığında içerki PT'ye sıcak su gittiğinde aracın içi ısınıyor. Yazın da aracın içini soğutmak için hala PT'nin ısınmaması lazım. Buradan suyu o vanalar kapatıyor. PT'ye su gitmeyince klimayı açtığınızda içerisi aracın soğuyor arkadaşlar. Arkadaşlar işlem bu kadar. Evet.